Uzak Doğu nakliyatlarında lojistik destek sorunumuz vardı. Bütün ihtimalleri değerlendirelim. Tamam. Bu ne şimdi? Herkesten sakladığın sırrını biliyorum. Bir dost. Gördü. Ömer, nereye? Toplantımız vardı. Nihat'la halledersiniz. Yine ne oldu acaba ya? Şimdi biraz da sen düşün Ömer Efendi. Sıkıntı iyidir. İnsanı kendine getirir. Şu büyük zarflardan versene. Biz mutsuzsak buna neden olanların da mutsuz olması lazım, değil mi? Kısasa kısas yani. Zehra da payına düşeni alacak. Ömer Kervancıoğlu da. O konağı cehenneme çevireceğim. Cehenneme. Bu posta tam dediğim saatte yerine ulaşacak. Tamam, o iş bende abla. Hadi bakalım. Dünyanın en hızlı kuryesi. Hadi bakalım. Perde açılsın. Biz de oyunumuzu seyredelim. Ömer, senin toplantın yok muydu? Erken bitti. Sen de karını görmek için geldin değil mi abiciğim? Ah Ömer Beyciğim, dünkü telaş için ne desem bilemiyorum. Sizi de pek çok korkuttum değil mi? Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olmadı ama olabilirdi. Hediye çok üzüldü. İki gündür kendine gelemedi. Üzülmemesi için ne söylediysem kâr etmedi. Ah Hediye. Bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir şey var. Söyleyin tabii. Aslında bunu söylemek bizim için de çok zor ama. Aa. Hayırdır inşallah. Hediyeciğim. Hüseyin Hanım. Bunu sizinle ayrıca konuşmak isterdim ama. Dur. Korkutma bizi. Neyiniz var? İyi misiniz? Ökkeş Efendi şekerin mi yükseldi yoksa? Yok, iyiyiz. Ama sanırım biraz yaşlandık biz. Yani bunu söylemek çok zor. Ama bizim galiba pardon. Bir zarf geldi ama üzerinde alıcı yazmıyor. Kime vereyim? Ben alırım Ömer. Özel bir kurye getirdi. O da bilmiyordu kime verileceğini.
sen davetiye beklemiyor muydun? Odur herhalde. Ha evet. Gönderenin adı da yazmıyor. Kimden bekliyordun davetiyeyi? Alev. Ömer'e geldi. Başkasına da gelmiş olabilir. Değil mi Ömer? Yanımızda açarsan kime geldiğini öğrenmiş oluruz. Tabii Alev. Tabii. Neymiş? Kime gelmiş?